Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Elon Musk'ın yeni ortaklığıyla alakalı konuşacağız. İşin Etoro tarafından ziyade arkadaşlar burada e, kripto paralara genel olan bu, e, bu bakış açısı hakkında ve Elon Musk'ın yaptığı bu son hareket üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Twitter kullanıcıları dikkat diyor. Twitter kripto paralara erişimi kolaylaştıracak. Tamam. Anahtar noktalar. Twitter sosyal ticaret ve çok varlıklı e, yatırım şirketi Itoro ile ortaklık kurdu. Twitter'ın sahibi Elon Musk süper uygulama planlarını ilerletiyor. Twitter kripto para ve hisse senedi hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Şimdi ile ki Itoro da arkadaşlar doğrudan kripto bağlantılı bir şirkettir. Hatta büyük ihtimalle eee Itoro'nun adını farklı yerlerde e, çok sefer duymuş olabileceksinizdir diye tahmin ediyorum. Ayırdıkları fon olsun, şudur budur tarzında çok fazla duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yapmış oldukları ortaklıkla birlikte artık Kripto paralar üzerine yeni hizmetler gelecek ki bunun da ne olduğunu tahmin edebilmek çok zor değil. Ee, başta entegrasyon olmak üzere kripto paralara erişim ve ödeme sistemlerini kolaylaştıracak ve aylardır beklenen bu meseleyi ne yapacak karşımıza getirecek. Twitter'dan kripto para hizmet girişimi, sosyal ticaret ve çok varlıklı yatırım şirketi Itoro. Bugün yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketiyle yeni bir ortaklık aracılığıyla doğrudan Twitter kullanıcılarına kripto ve diğer varlıkların ticaret hizmetlerini sunmaya çalışıyor. Bu ne demek? <laughs> ticaret hizmeti yani diyor ki artık e, kripto paralar açılacak. Burada bilinmesi gereken şey e, şudur arkadaşlar: yalnızca Dogecoin ve Shiba değil, tamam mı? Bu konuyu sonraki videolarda ele alacağız ama sadece Dogecoin ve Shiba üzerine bir hareket değildir bu. Tamamen kripto paralar genelini. Yani bundan aylar sonra Elon Musk'ın bu Doge ve Shiba için yapacağı manipülatif hareketi diye tabir edebileceğimiz bu entegrasyon etabı tamamlandıktan sonra bizim Twitter'da görebileceğimiz sonuç şu olacak: muhtemelen ilk 30 kripto para birimini içerecek şekilde. E de olduğu gibi ilk 30'u içerecek şekilde bunların kullanımı açılmış olacak. Yani Bitcoin'den tutun Ethereum, işte XRP, Avax, Doge, Shiba her biri olmak suretiyle tabi stable coin'ler dahil ödemeye açılmış olacak. Bu uzun vadede çok önemli bir durumdur arkadaşlar. Tabi haberin gelmesiyle e, gelmeseydi Bitcoin yükselmeyecek mi? Yükselecekti. Fakat bu da bir katalizör oluşturdu. Olay gerçekleştikten ve entegrasyon tamamlandıktan sonra da kripto paralar genelinde bir pump süreci yaşayabileceğimiz gibi aynı zamanda uzun vadede de oldukça değerli ve kıymetli bir durum. Çünkü doğrudan kripto paraların kullanımı söz konusu olacağı gibi aynı zamanda diğer şirketler ve yapılar içinde bir ne olacak? Referans niteliği oluşturacak. Cashdex adlı yeni hizmet bugünden itibaren kullanıma sunulacak ve sosyal yatırım firmasının Twitter kullanıcılarına kripto para birimleri, hisse senetleri ve diğer varlıklar için gerçek zamanlı fiyat sağlarken, onları yatırım yapmaları için itoro platformuna yönlendirecek. Evet. Yani burada olay şu. Şimdi ortaya bir Cashdex çıkıyor, tamam mı? Burada. Ee, bunun fiyatı var işte grafiği var vesaire vesaire Bitcoin'in örnek veriyorum. Devamında eğer e, yatırım yap diye bir kısım var. Eğer kişi yatırım yapmak istiyorsa sayfa onu doğrudan Itoro'ya yönl e, yönlendiriyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Altyapı Itoro'ya sahip keştegin. eğer Keştek'ten kişi yatırım yapmak istiyorsa doğrudan Itoro'ya yönlendiriyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Aslında doğal bir e, yatırım yani kısmen bir borsa gibi çalışacak aslında anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi anladınız zannediyorum. Mesela e, ben buradayım tamam mı? Bitcoin'in fiyatını görüyorum. Şurada bir tane e, buton var. Ben butona satın al diye tıkladığımda beni itoro'ya yönlendiriyor ya da x borsası neyse o fark etmez. Yönlendiriyor ve e, satın alım konusunda bana yardımcı oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar artık Twitter üzerinden dolaylı olarak kripto para satın alabilecekler. Bakın çok önemli bir durum bu. Gerçekten çok önemli bir durum. Resmen bir borsa gibi hizmet sunacak, fakat sadece farklı bir borsaya yönlendirecek gibi de bunu düşünebilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen süreçte ne olacak arkadaşlar? Ödemelere de açacak. Haber önce CNBC tarafından bildirildi ve ardından Itoro tarafından resmi Twitter hesabında doğrulandı. Cashtex, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın bir süper uygulama yaratma niyetinin bir parçası olarak finansal hizmetleri platforma entegre etme planlarıyla uyumludur. Evet, ya böyle de bir durum var tabii o süper uygulama muhabbeti arkadaşlar. Adam diyor ki içinde faydalı olan her şey olacak. Bu kripto paralarda dahil. E, pek çok birimle birlikte yani pek çok birimle siz kriptolar dahil olmak üzere Twitter'da ödeme yapabileceksiniz. Aynı zamanda farklı farklı noktalara yönlendiren bu gibi yapılar olacak. Yani bir e, yazı yazdın, çıktın, gündem takip ettin muhabbetinden ziyade Elon Musk'ın tam anlamıyla her şeyi içine kapsayan o süper uygulama, her şeyin uygulaması dediğimiz noktaya doğru Twitter'ı yönlendirmeye çalışıyor. Itoro'nun CEO'su ve kurucusu Yoni Aşiyan, Twitter'da ortaklığı doğruladı. Aşiyan'ın şunları söylediği bildirildi. Şirketlerin mali analizlerine ve dünya genelinde neler olup bittiğine dair anlık yüksek kaliteli içerikler bulunmaktadır. Bu ortaklık Twitter ve Itoro markalarını yeni kitlelere ulaşmamızı sağlayacak ve daha iyi bağlantı kurmamıza yardımcı olacaktır. Ee, tabii ki öyle. Karşılıklı bir alışveriş oldu. Her iki tarafta aslında ne yapacak? Kazanacak. Ee, büyük ihtimalle Twitter tabii Itoro'ya yönlendirmiş olduğu e, yatırımcılardan komisyon da alacak arkadaşlar. Genelde bu tarz durumlar çok fazla konuşulmaz ancak Twitter muhtemelen Itoro'ya yönlendirdiği e, yatırımcılar doğrultusunda belki milyarlarca dolar Kazanacak uzun vadede bunu bilmiyoruz. Musk daha önce Twitter'ın önerdiği ödeme sisteminin kripto para birimlerinin yanı sıra fiyat para birimlerinin de barındırılabilmesini istediğini söylemişti. Aynı zamanda fiyat para birimleri de olacak. Dediğim gibi zaten pek çoğu olacak sadece kripto paralar değil. Tabi spekülasyon açısından farklı işleyiş olacağı durumlarda mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.